Çok teşekkür ederim sana Ben teşekkür Tilberk ederim. verdiğin bilgilere. O zaman dönelim biz Washington'a, Ali Çınar'a. Ali Çınar, şimdi başlıklarını ben soracağım sana. Biraz sakinledi gibi dursa da oradaki tepkiler, geri dönüşler nasıl? Evet, Başkan Biden'ın ağır ekonomik yaptırımlarının yankısı devam ediyor. Bir kesim çok hafif olarak nitelendiriyor ama diğer kesimde yaptırım kararları iyi ama bunun devamı gelmeli olarak açıklıyor. Başkan Biden'ın uzun dönemde Rus ekonomisinin zarar göreceğiyle ilgili açıklamalarına istinaden de biz bir ay sonra bunu değerlendireceğiz. Yani yaptırımlar hakikaten etkili mi, değil mi diye. Tabii Amerikan iç piyasası için de aslında bazı tedbirler var. Bilhassa enerji sektörü için Başkan Biden Amerikan petrol rezervlerinin serbest bırakılma kararını aldı. Böylece tedariğe destek amacında bulunuyor. Çünkü petrol fiyatlarının Amerikan tüketicisine çok yansıması Biden'ın iç politikada ve gelecek kongredeki ara seçimlerde de zararını görecek. Genele baktığımızda da şu anda Washington DC'de Putin'in atacağı adımları, Kiev düşecek mi, düşmeyecek mi, nasıl bir Ukrayna ordusunun direnişi var? Bunları tabii Amerika iç kamuoyu da takip ediyor. Piyasalarda ona göre bir olumlu haberle artıyor, diğer olumsuz haberle düşme gösteriyor. Ama hala tedirgin, sıkıntılar var. Bilhassa Ukrayna Devlet Başkanı'nın Batı'ya yönelik eleştirileri, yalnız kaldık açıklamalarından dolayı da Washington rahatsız. Yaklaşık bir saat önce de Dışişleri Bakanı Blinken Ukrayna Devlet Başkanı'yla görüştü. Ama çok hassas, sıkıntılı sürecin devam ettiğini söyleyebilirim. Bu da tabii Amerika'yı da etkiliyor. Şimdi Ukrayna Dışişleri Bakanı Blinken'la mı görüştü? Evet, Ukrayna Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü ve bir açıklama yapıldı. Burada bilhassa Ukrayna'ya askeri desteğin devamı ile ilgili açıklama var. Aynı şekilde Swift, bunu da Ukrayna Dışişleri Bakanı söyledi. Swift konusunda Amerika'nın daha samimi ve ısrarcı olması, Avrupa Birliği ülkelerine ilgili bir açıklaması var. Yani Ukrayna hala Rusya'nın Swift sisteminden çıkarılması için baskı yaptığını görebiliyoruz ama şu şartlarda Biden yönetimi Swift'ten çıkarılmasının masada olmadığını dile getirdi. Bunun dışında bugün NATO toplantısı vardı. Gözler NATO toplantısındaydı. Başkan Biden'ın da konuşma yaptı. Aynı şekilde Türkiye saatiyle 23'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna konulu bir program var. Burada bir oylama olacak. Amerika Rusya'nın kıranması için bir oylama yapılmasını istedi ama buradan da sonuç çıkmadı. Yani şu anda gündem dış politika ve piyasalarda dış politikayı çok yakından takip ediyor. Peki, çok teşekkür ediyorum ben sana verdiğim bilgiler için. Şimdi Birleşmiş Markalar Derneği'nden Sinan Öncel Başkan'a dönüyoruz. Sinan Bey.